Su kenarından buraya gelene kadar bir dakika bile değil, 40 saniye ağaçlıksız düz yoldan yürüdük. Yani yür. Vallahi dışarıdan bakınca çok şık. 3 tane daha kardeş gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bunlar yine sezonda mı açık? 12 ay veriyor musun? 12 ay veriyoruz. Bir gezelim mi içeriye? Gezelim. Gezelim bakalım. Geçen sefer gezememiştim. Gezelim. Ayakkabılarımızı çıkartalım. Şimdi burada güzel televizyonumuz hazır. Klimamız hazır. Evet. Ve burada bir tane açılır koltuk var. Yatak da oluyor. Hem koltuk oluyor, hem yatak. Hem yatak. Oluyor. Burası evet. Güzel. Şimdi Hüseyin abi dur şöyle geçeyim ben. Buzdolabı var. Çaydanlığı var. Burada bir tane iki kişilik yatak var. İçerisi ahşap. Klima çalıştı mı? 5 dakika sonra buz gibi olur. Oo, banyo çok şık. Şöyle ışını da yakalım. Banyo çok şık. Yani 3 kişi rahatlıkla kalır. 2 küçük çocuk varsa bir çözüm bulunur. Buluyoruz. Buluyoruz. Yere yatak serebiliyoruz. Kaç lira gecelik? 2,5'a veriyoruz. 2500 lira yani. 2500 lira. Fırsat yapmıyoruz hani uygun bir şekilde herkes kalabilsin. Peki şimdi ben tatilini burada yapsın. Kaldım. Güzel aşağı iniyorum soğuk suda ama. Ya dedim ki madem buralara kadar geldim, burayı da çok beğendim, burada konaklayayım. Denize gitmek istersem en yakın deniz neresi? En yakın denizimiz İztuzu plajı. Buraya 25-30 dakika civarında. İkinci koyu yarım saat ama. Aynen o da yarım saat pırıl pırıldır. Toplar Şelalesi yakın. Yakın. Hadi arabayla günübirlik Akyaka'ya, Marmaris'e gidip gelebilir miyiz? Gidip gelebiliriz, hiç sıkıntı olmaz. Yakın mesafeler hep. Yani atıyorum burayı kendimize üs yaptığımız zaman buradan Ortaca, Göcek, Fethiye ortalama en uzağına göre bir saatle yarım saat arası. Yarım saatte bir saat arasında. Sağ tarafa döndük. Gökova, Akyaka, Marmaris. Bir, yarım saat, bir saat arası. Aynen. Akşam da geldik burada yattık. Evet konaklamamızı yapabiliriz. Rahatça kuş sesinin içinde. Peki en çok soracak sorulardan birini sorayım. Mangala izin veriyor musunuz? Mangala izin vermiyoruz. Çünkü yangın tehlikesi olabiliyor. Onun için mangal yaktırmıyor ama kenarda uzak bir yerde yakabiliriz de. Peki geldiler burada konaklamayı aldılar. Dediler ki ya biz sizde kalıyoruz. 4 kişiyiz. Evet. Kahvaltımız hemen bir dakika yürüme mesafesi evet. Suyun kenarı. Onlara kahvaltıda falan bir müşteri indirim yapar mısınız? Yaparız. Gelen şeyleri en yapabileceğim şekilde gereken kolaylığı sağlarız. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu arada ayrı buradan veda edecektim ama yolda aradılar. Dediler ki abi çok yoruldunuz. Dere kenarında sana içecek hazırladık. Bizim dediler özel bir içeceğimiz. Aşağı inelim içeceğimizi içelim. Tamam. Oradan da biz tamam. Yolumuza çok gideriz. Uygundur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Burhan kardeşim değil mi? Evet Burhan. Burhan'ın bu efendim son iyi günleri. Burhan evleniyor 15 Eylül'de değil mi? 15 Eylül'de ayda düğünüm var. Tüm Türkiye'ye davet ediyorum. Eyvallah kardeşim. Allah mesut etsin. Bana dedi ki abi yoruldum. Hüseyin abi zaten dedi bütün yemekleri yedi. Sen yemek de yemedin. Sana şöyle dedi güzel bir soğuk içecekle veda edelim. Ne hazırladın bana? Abi size buranın meşhur frozen'ını hazırladım. Yani Türkçesi buzlaş. Buzlaş. Bu yuvarlak çayın meşhur suyundan yapılan buzlarımızdan hazırlıyoruz bunu. Yalnız ben bunun raconunu biliyorum. Ve içinde Pınarköy çileği var. Onu baştan söylesene mübarek. Aynen doğal Pınarköy çileğimiz var. Yoruyorsun beni. Şimdi efendim bu tip içecekleri içerken benim gibi daha önce başıma geldi. Bir içerseniz başınıza ağrı giriyor. Bir ağrı giriyor. Girer o yüzden yavaş yavaş. Şivey şivey Hüseyin abi yavaş yavaş. Hüseyin abi sana yok bu bana. Hüseyin abi rehber devam ediyor. Hüseyin abi kayıttan çıkabilirsin.